Haşir Suresi Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Göklerde ne var, yerde ne varsa Allah'ı tesbih etmektedir. Azizdir o, hakimdir. Ehli kitaptan küfre sapanları ilk toplanma gününde yurtlarından o çıkardı. Siz onların çıkacaklarını sanmamıştınız. Onlarsa kalelerinin kendilerini Allah'tan koruyacağını zannetmişlerdi. Ama Allah onlara hiç ummadıkları yerden geldi. Yüreklerine korku saldı. Kendi evlerini kendi elleriyle ve iman sahiplerinin elleriyle tahrip ediyorlardı. Artık ibret alın ey gözleri olanlar. Eğer Allah onlar üzerine sürgünü yazmamış olsaydı onlara mutlaka dünyada azap ederdi. Ahirette de onlara ateş azabı vardır. Çünkü onlar Allah'a ve Resulüne kafa tuttular. Kim Allah'a kafa tutarsa bilsin ki Allah'ın azabı çok çetindir. Bir hurma ağacını kestiniz yahut onu kökleri üzerine dikili bıraktınızsa bu Allah'ın izniyledir. Yoldan çıkmışları rezil etmesi içindir. Allah'ın onlardan Resulüne aktardığı ganimetlere gelince siz onun için ne at bindiniz ne deve sürdünüz. Ama Allah Resullerini dilediği kimselerin üzerine salar. Allah her şeyi yapmakta sonsuz kudret sahibidir. Allah'ın kentler halkından resulüne zahmetsizce aktardığı mal ve nimetler şunlar içindir. Allah, peygamber, peygamberin akrabası, yetimler, yoksullar, yolda kalmışlar. Bu böyle düzenlenmiştir ki o mal ve nimetler sizden yalnız zengin olanlar arasında dönüp duran bir kudret aracı olmasın. Resul size ne verdiyse onu alın, sizi neden yasakladıysa ona son verin ve Allah'tan korkun. Hiç kuşkusuz Allah'ın azabı çok şiddetlidir. Söze edilen o mallar göçmen yoksullar içindir. Onlar ki yurtlarından çıkarılıp mallarından yoksun bırakılmışlardır. Allah'tan bir lütuf ve bir hoşnutluk peşindedirler. Allah'a ve Resulüne yardım ederler. İşte onlardır özü sözü doğru olanlar. Onlardan önce yurda konmuş ve imana sarılmış olanlar kendilerine hicret edenleri severler. Onlara verilenlerden ötürü göğüslerinde bir ihtiyaç duymazlar. Kendilerinin ihtiyaçları olsa bile ötekileri kendi nefislerine tercih ederler. Nefsinin cimriliğinden doymazlığından korunanlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Onlardan sonra gelenler de şöyle derler. Rabbimiz bizi ve bizden önce iman etmiş kardeşlerimizi affet. Kalplerimizde inananlara karşı bir düşmanlık bırakma. Rabbimiz sen çok şefkatli, çok merhametlisin. Görmedin mi o iki yüzlülüğe sapanları ki ehli kitaptan inkara giden kardeşlerine şöyle diyorlar. Eğer toprağınızdan çıkarılırsanız yemin olsun sizinle birlikte biz de çıkacağız. Sizinle ilgili olarak hiçbir zaman kimseye boyun eğmeyeceğiz. Eğer sizinle savaşılırsa mutlaka size yardım edeceğiz. Allah tanıktır ki onlar kesinlikle yalancıdırlar. Eğer çıkarılsalar onlarla beraber çıkmazlar. Eğer savaşa maruz bırakılsalar onlara yardım etmezler. Yardım etmeye kalksalar da mutlaka arkalarını dönüp kaçarlar. Sonunda kendilerine de yardım edilmez. Onların gönüllerinde korku bakımından siz Allah'tan daha zorlusunuz. Bu böyledir çünkü onlar anlamayan bir topluluktur. Onlar sizinle toplu halde değil ancak müstahkem kaleler içinde yahut duvarlar arasından savaşabilirler. Onların kendi aralarındaki problemleri, çıkmazları çetindir, ciddidir. Sen onları birlik beraberlik halinde sanıyorsun. Oysa ki onların kalpleri darmadağınık, parça parçadır. Böyledir çünkü onlar akıllarını işletmeyen bir topluluktur. Kendilerinden biraz önce günahlarının vebalini tadanlara benziyorlar. Acı bir azap var onlara. Durumları şeytanın durumuna benziyor. Hani şeytan insana küfret, inkar et der. İnsan küfür ve inkara sapınca da şöyle konuşur. Vallahi ben senden uzağım. Ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. Bu yüzden ikisinin de sonu içinde sürekli kalacakları ateşe girmek oldu. Zalimlerin cezası işte budur. Ey iman edenler Allah'tan korkun ve her benlik... Yarın için önden ne gönderdiğine bir baksın. Allah yapmakta olduklarınızdan haberdardır. O kimseler gibi olmayın ki Allah'ı unuttular da Allah da onlara öz unutturdu. Yoldan çıkmışların ta kendileridir onlar. Ateşin dostlarıyla cennetin dostları bir olmaz. Cennetin dostları kurtuluşu, zaferi elde edenlerin ta kendileridir. Eğer biz bu Kur'an'ı bir dağın üzerine indirseydik herhalde sen onu huşu ile boynunu bükmüş çatlayıp yarılmış görürdün. Biz bu örnekleri insanlara hep veriyoruz ki inceden inceye düşünebilsinler. Öyle Allah ki o tanrı yok ondan başka. Gaybı da görünen alemi de bilen o. Rahman o, Rahim o. Öyle Allah ki o ilah yok ondan gayrı. Melik, Kuddüs, Selam, Mümin, Müheymin, Aziz, Cebbar, Mütekebbir. Allah onların ortak koşmalarından yücedir, arınmıştır. Allah'tır o. Halik, Bari, Musavvirdir o. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ne var, yerde ne varsa O'nu tesbih eder. Azizdir O, Hakimdir.